Değişmeyecek anladığımız kadarıyla DEM Parti'nin. Hem Meral Danış Beştaş'ın önceki açıklamaları, biz İstanbul'dayız, yarıştayız, denklemdeyiz ve Leyla Zana'nın İstanbul çağrısı DEM Parti'ye oy istedi. Biz kimsenin uşağı değiliz ifadesini kullandı. Oyunuzu kendinize verin dedi. Bu politika devam ediyor anladığım kadarıyla. Kürt hareketine yakın medya organında Yeni Yaşam'da yayınlanan o analizin aksine partiden yapılan açıklamaların daha başat mesele olduğuna mı işaret ediyorsunuz? Şimdi bakın, bir parti niye kurulur? Yani bir parti kurulurken kendisini CHP'ye veyahut da AKP'ye veyahut da bir başka partiye göre konumlandırmaz. Bizim bir programımız var, bir talebimiz var. Biz ne istiyoruz bu topraklarda? Bunu açık ve net olarak söylüyoruz. Kürtler hep şunu söylüyor. Kürtçe çok güzel bir atasözüdür. Diyor ki, Devu fastin podük bir şdave. Derken kabzı saklayamazsınız. Kürtler bu topraklarda diyor. Valla eşit. Yani hayatın her alanında eşit olmak istiyor. Anayasada var olmak istiyor, yasalarda var olmak istiyor. Kendi dili, kültürü, kimliğiyle bu topraklarda kendisini yönetmek istiyor. Biz bu kadar açık, net ve şeffaf bir şekilde politikalarımızı söylüyoruz. Bizim diğer siyasi partilerle farkımız da bu. Bizim küçük hesaplarımız yok, büyük bir hesabımız var. Nedir? Bu da Türkiye'nin iç barışıdır. Yani 100 yıllık cumhuriyet boyunca Kürtlere yapılan haksızlıkların ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun için yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. Şimdi bugünkü manşetten bahsederseniz, burada ülkenin cumhurbaşkanı ve bazı aktörlerin zaman zaman bu seçimde sınır ötesi operasyonların olacağına dair dönüp Kürt coğrafyasına teröristan diyen ve dönüp işte Kürtlerin atalarına, Selahattin Demirtaşlara terörist diyenler, hayır, bu sorun Kürtlerin topraklarını terörist olarak, teröristan olarak göremezsiniz. Selahattin'e siz terörist diyemezsiniz. Şeyh Said Efendi'ye siz terörist diyemezsiniz. Buna hakkınız yok. Yani bu ülke 100 yıldır, belki 100 yıllık projelerinin en önemli projesi 2013 çözüm sürecidir. AKP'nin de MHP'nin de bir an önce bu çözüm sürecine doğru hızlı adımlarla gitmesi gerekir. Yoksa 100 yıldır bu topraklarda denenmemiş kavga, sınır ötesi operasyonlar, köy yakmalar, faili meçhul cinayetler, ne derseniz bu topraklar kavgaya, kana, şiddete doydu. Yeni bir yol, yeni bir yöntem bulunmalıdır. İktidarlar sorunları çözmek üzere gelirler, halktan oy alırlar. İşte her seçimde gördüğümüz bu. Kürt halkını tehdit etmek, Türkiye'nin milliyetçi akımlarına, milliyetçi damarlarına oynamak, bizi, Kürt sorununu ve Türkiye'nin demokratikleşmesini kendi küçük hesaplarınıza kurban etmeyin. İktidara buradan bu çağrımızdır. Siz her türlü yolu, yöntemi denediniz ama bu yol, bu yöntem çözüm olmadı. Eğer çözüm olmuş olsaydı 21 Mart Nevrozu'nda Türkiye'nin dört bir tarafında, özellikle İstanbul'da milyonlarca insan alana geldiler. Biz sizin bu politikalarınızı tasvip etmiyoruz. Hem Türk coğrafyasında hem Kürt coğrafyasında. Biz AKP ve MHP sizin bu politikalarınızı tasvip etmiyoruz. Sizin bu politikalarınız, bakın, biz reddediyoruz ve alanlardayız. Bizim taleplerimiz, kardeşim oturun konuşun. İmralı'da uzun süredir bir tecrit politikası uygulanıyor. Bu tecrit politikasını kaldırın. Kendi hukukunuza saygılı olun. Kürtlerin kimliğiyle var. Kürtlerin kimliğiyle Kürtleri kabul edin. Ama görüyoruz, bakın bu seçimlerde ben Ağrı'dayım. Ne olduğunu size küçük bir gözlemimle aktarmak istiyorum. Sokağa çıkıyorsunuz. Yanı başınızda, bakın burası küçük kentte. Buraya 7-8 bin insan naklederseniz herkes birbirine soruyor. Ya ne oluyor? Nereye gidiyor? Şimdi son dönemlerde iktidar seçimleri alabilmek adına buralara ciddi jöhlerden yani asker ve polis kaydırıyor. O zaman seçim yapmayın.
hemen ilk günden eğer askeri güçlerle bu kentleri kuşatmaya çalışıyorsanız bunun adı seçim değil. Halkın iradesine saygı gösterin. Kürtlerin iradesine saygı gösterin. Seçiliyor. YSK'dan hilelerle bazı belediyeleri gasp ediyorlar. Sonrası işte bildiğiniz gibi taşıma oylarla ben 2019 yılında Muş'tan adaydım. Vallahi seçimleri aldık ama silah zorluğuyla elimizden seçimleri aldılar. Şimdi bugünden yeni ne yapıyorlar? Bakın şu kent Ağrı'dan bahsediyorum. Bu kentte belediye başkanlığı yaptım. Şu anda da milletvekiliyim. Bu kent son yıllarda 55 bin insan göç etti, buradan çekip gittiler. Nereye? Avrupa'ya gittiler. Nereye gittiler? Amerika'ya, Meksika'ya, Kanada'ya. İnsanlar niye topraklarını bırakıp gitsinler burada? Eşlerini, çocuklarını, ailelerini bıraksınlar? Ya işsizlikten gidiyorlar ya da büyük baskıdan dolayı gidiyorlar. Devlet de çekip gitsin Kürtler diyor. Gidip dağda ölsünler, gidip denizlerde boğulsunlar. 55 bin insan şu kentten çekip gidiyorsa, bakın çekip gidiyorsa devlet bundan benim haberim yoktur diyemez. Çekip gitmiş ama son 3 ayda ne oldu? Şu kent turizm kenti değil, bu kent sanayi kenti değil. Ama Ağrı'da 7500 seçmen buraya kaydırıldı. Sokağa çıkıyorsunuz, bütün Ağrılılar birbirine soruyor. Ya şuraya berbere 5-10 kişi geldi, hepsi uzman çavuş, polis. Şimdi bu yol, bu yöntem çözüm değil. Kürtlerin iradesine saygılı olun. Seçiliyor, kayım atıyorsunuz. Milletvekili oluyor, alıp tutukluyorsunuz, dokunmazlıklarını kaldırıyorsunuz. Sonra dönüp diyorsunuz ki, ya bu devlet size ne yaptı? Bize başka ne yapsın Allah aşkına? Burada seçimlere katılıyoruz. Bu devletin valisi, bu devletin rektörü, bu devletin kaymakamı, güvenlik güçleri bir seferberlik ilan ediyorlar. Hepsi dönüyorlardı, geçmişte tek parti dönemini eleştiriyorlardı ya. Valla bugünkü koşullar tek parti döneminden daha vahim bir koşullar. Peki ben bir şey daha sorayım. Bu Kürt coğrafyası bu Türkiye'yi ilgilendirmiyor mu? Yani bu iktidarın yaptıkları. Peki muhalefet ne yapıyor? Kürt coğrafyasının bütün coğrafya bir Ankara etmiyor mu? Bir İzmir etmiyor mu? Bir İstanbul etmiyor mu? Valla burada olup bitenlere iktidarı ve muhalefetiyle herkes bu konuda bir fikir birliği içerisinde. Seçimlere gidiyoruz. Evet, halk kendisini yönetmek istiyor. Bütün baskılara rağmen Kürtlerin, aslında Türkiye halklarının, Türkiye devletinin Kürtlere bir teşekkür borcu var. Ya bu kadar biz sizi alıyoruz, tutukluyoruz. Alıyoruz, yerinize kayyum atıyoruz. Ama siz bıkmadan, usanmadan demokratik siyaseti bu kadar önemsiyorsanız valla Türkiye halkları da dönüp Kürt halkına size 1000 kez teşekkür ediyoruz. Silah ve şiddetin dışında demokratik siyaseti bu kadar önemsiyorsanız işte demokratik cumhuriyetin temeli bu şekilde atılır. Ama sorun Kürtler olunca valla hepsi birbirine